İstanbul, fetihle müjdelenen, çağ kapatıp yepyeni bir çağ açan kadim şehir. Güzelliğiyle dillere destan, dünyanın başkenti. Ve bu şehri çevreleyen surların öte yanında tarihle yoğrulmuş ve güzelliklerini günümüze kadar saklamayı başarmış Zeytinburnu. Eski dönemlerde burada bulunan zeytinliklerden ismini alan Zeytinburnu, birçok uygarlık ve imparatorluğa ev sahipliği yapmış tarihi bir kent. Denizi, surları, tarihi, yemyeşil parkları, meydanları ve güler yüzlü insanlarıyla Zeytinburnu size mutluluk vaat ediyor. 300 bine yaklaşan nüfusuyla Zeytinburnu'nda modern yaşamla tarih iç içe geçmiş durumda. Burada hangi sokakta gezerseniz gezin, karşınıza mutlaka bir tarih çıkacaktır. Merkez Efendi Türbesi ve Tekkesi, 14 dönüm alan üzerine kurulmuş Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, dini ve kültürel özellikleriyle Meryem Ana Manastırı, İstanbul'un en eski mezarlıklarından Kozlu Mezarlığı, İstanbul'un manevi sahiplerinden Seyit Nizam Türbesi, tarihi ve kültürüyle Yeni Kapı Mevlevi Hanesi, Zeytinburnu'ndaki kardeşliğin simgelerinden Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi, İstanbul'un ilk Türk camisi Kazlı Çeşme Fatih Camii, farklı renklerin bir araya geldiği 15 Temmuz Meydanı. 13 mahallenin her sokağında farklı kültürlerden, farklı yörelerden çıkıp gelmiş insanlara rastlarsınız. Burada herkes dosttur, kardeştir. Sevgili Oflu kardeşlerim, Zeytinburnumuz Türkiye'mizin 7 bölgesinden, İstanbul dahil 81 vilayetinden gelen kardeşlerimizin kurmuş olduğu bir ilçedir. Aynı zamanda Zeytinburnumuz Balkanlardan ve Türk dünyasından gelen kardeşlerimizin de yerleşmiş olduğu bir ilçedir. Arzu ettik ki sizlerin, annelerinizin, babalarınızın, atalarınızın doğdukları coğrafyayı, yerel kültürümüzü ve yerel zenginliklerimizi daha yakından tanıyalım, çocuklarımıza da tanıtalım. Zeytinburnumuzun en önemli zenginliği sizlersiniz. Zeytinburnu'nun kültürüne, ülkemizin kültürüne katkı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Burası Trabzon'un en meşhur ve Türkiye'nin en güzel ilçelerinden birisi Of. Doğu Karadeniz bölgesinin metropol nitelikli illerinden olan Trabzon'un Şirin ilçesi Of'u tarihsel, kültürel ve ekonomik anlamda anlatmak için değil sayfalar, kitaplar da yetmez aslında. Coğrafi ve stratejik yapısıyla tarihinde her dönem adını kalın harflerle yazdırmayı başarabilen Of ilçesi, Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası her dönem öne çıkmıştır.
Elbette sayfalar yetmeyecek Of'tan söz edebilmek için. Of'un tarihine bakıldığında Of'ta ilk Müslüman Türk yerleşmesi genellikle asker aile kökenliler tarafından Sulaklı ve Baltacı derelerinin kıyı kesimlerinde konuşlanmıştır. Of adının kaynağı kesin olarak bilinmemekle birlikte bu konuda çeşitli belirleme ve tahminler yürütülmektedir. Bunlardan biri Koman Türklerinden vatanı hiddetli bir şekilde korumak anlamına gelen Ofşin kelimesinin zamanla söyleniş değişikliğine uğrayarak Of olarak kullanılmaya dönüşmüş olabileceğidir. İkincisi ise Yunanca'da yılan kavi veya büklüm anlamına gelen ofis kelimesinin kısaltılarak of olarak kullanılması. Of'un o zamanki yollarının çok virajlı ve inişli çıkışlı olduğundan bu adın sürekli olarak kullanılmış olabileceği ileri sürülmektedir. Ancak ilçenin en büyük akarsuyu olan Sulaklı Deresi'nin bir dönem ilçenin adı olarak kullanıldığı Sulaklı kelimesinin Özbek Türklerinden oymak adı olduğu ve ayrıca of kelimesinin silah anlamına geldiği dikkate alınırsa of kelimesinin Türkçe olduğu daha büyük ihtimal taşımakta. Of Karadeniz bölgesi sahilinde Trabzon ve Rize'nin arasında yer almaktadır. Kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Hayrat ve Dernek Pazarı, doğusunda Rize ve İyidere, batısında Sürmene bulunmaktadır. İlçenin önemli akarsuları Doğu Karadeniz dağlarının kuzey istikametinden doğarak ilerledikçe yan kollar alarak büyüyen Solaklı, Baltacı ve İyidere dereleridir. Bunlar adeta birbirine paralel olarak Karadeniz'e ulaşır. Bu dereler ve yan kolları Karadeniz dağlarının ilçe sınırlarında kalan bölümünü yine birbirine paralel şekilde bölmüştür. Böylece ilçemiz arazileri sahilden güney yönüne doğru giderek yükselen fakat doğu batı yönünde birbirine hemen hemen paralel derin vadiler şeklinde engebeli bir konum içerisinde bulunmaktadır. Bu vadiler arasında da yan yana uzun sırtlar veya yörede kıran olarak tabir edilen tepecikler sıralanır. Bu tepelerden en yükseği Eskice Tepesi'dir. Doğu Karadeniz dağlarının bir bölümü ilçemiz sınırlarında kalmaktadır. Solaklı Deresi'nin batısından Değirmen Dere'ye kadar olan dağlara Trabzon Dağları, Solaklı Deresi'nin doğusunda olan bölümüne de Soğanlı Dağları denir. İlçeye bağlı 68 mahalle bulunmakta. Nüfus çoğunluğu bakımından ilçemiz Of, Trabzon ilçeleri içerisinde Ortahisar, Akçaabat ve Araklı ilçelerinden sonra 4. sırada yer almakta. İlçe çok hareketli bir nüfusa sahiptir. Öyle ki ilçe nüfusumuzda yaz aylarında büyük bir artış görüldüğü gibi kış aylarında da aynı büyüklükte azalış görülmekte.
Kış mevsiminde köyler adeta boşalır. Bundan da anlaşılacağı gibi ilçe, göç veren ilçe konumunda. Fakat bölgede ilginç olan bir durum da yakın ilçe ve komşu vilayetlerden göç alan bir ilçe konumundadır Of. Yaz aylarında çay ürününü toplamak için çevre il ve ilçelerden ilçemize gelenler olduğu gibi yurt dışından da ilçeye çok sayıda insan gelmekte. İlçe nüfusuna 264 bin kişi kayıtlı olup bu nüfusun 140.764'ü halen yaşayan hareketli nüfus. Durum böyleyken ilçenin yerleşik nüfusu 41.277 olarak belirlenmiştir. Of'ta çay tarımının yaygınlaşmasıyla gelir düzeyinin yükselmesi ilçemizde kırsal ve kentsel yaşamdan modern bir yaşama geçilmesine neden olmuştur. Bunda ulaşım imkanlarının yeterliliği, nüfusun büyük kentlere sürekli olarak gidiş geliş şeklindeki akımı, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması da belirleyici olmuştur. İlçenin ekonomisi, küçük ticari işletmeler ve tarım alanında çay sanayine dayalıdır. Küçük esnaf ve sanatkarların faaliyetleri ilçemizde oldukça hareketlidir. Özellikle yaz aylarında gurbetçilerimizin ve diğer illerde yaşayan vatandaşlarımızın ilçeye gelmesiyle ekonomi tavan yapmaktadır. Tarımda ilçemizde hemen her çeşit ürün yetişmektedir. Ancak ekonomik getiri olarak tek çeşit ürün gelişmiştir. Yaş çay. Hemen hemen her ailenin çay bahçesi bulunmakta. Yerli halkımızın ortalama 2 ile 30 dönüm arasında çay bahçeleri vardır. Çaykur ve özel sektör çay fabrikalarında ilçe bazında önemli sayılabilecek istihdam imkanı sağlanmıştır bu ilçede. Halkın eğlenme şekli eskiden nişan ve düğünlerde yapılan mahalli törenlerle yaylaya çıkışlarda yapılan şenlikler olarak kendini göstermekteydi. Bu düğün ve şenliklerde kemençe eşliğinde horon oynanırdı. Başlıca oyunlar sık saray, can demir ağa, atlama, hoş bilezik, bıçak ve kız horonuyla düz horon olarak bilinmekte ve oynanmaktadır. Yörenin coğrafi konumu, iklim ve bitki örtüsü, yapı tekniğinin biçimlenişini etkilemiştir. Geleneksel mimari kendini kırsal ve iç kesimlerde az da olsa göstermekte, kıyı ve ilçe merkezi giderek artan oranda görülen yıkımlarda yerini yeni ve çok katlı beton yapılara bırakmıştır. Bu yeni yapılaşma giderek kırsal kesimde de artmaktadır. Artık yerel ve tarihi Türk evleri maalesef pek görülmemekte. Sahildeki ve dere kenarındaki parklarıyla sosyal yaşamın hareketli olduğu ilçede
burada yaşayanların vakitleri de kendileri gibi şen geçmektedir. Elinde kemençesiyle gençleri buralarda türkü söylerken ya da horon oynarken görmeniz hiç de şaşırtıcı değil. Yöre insanının hareketliliği ve cevvalliğini temsil eden kemençe vazgeçilmez bir emanettir bu ilçede. Beş gözlerden yukarı giderdim ya 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 ya, seni alamadım da. Yeşilin ve mavinin birleştiği topraklarda, çay bahçelerinde çay toplayan yöre kadınının yükünü de hafifletir kemençe. Tekleri kavlatan dur kavlatan, darlı duyarım beni, senin gibi ağlatan, senin gibi ağlatan. Soğanlı tekleri de kavlatan dur kavlatan, darlı duyarım beni, senin gibi ağlatan, senin gibi ağlatan. Ah yayla güzel yayla, soğuk sular güzel su, soğuk sular güzel su. Ah yayla güzel. Tellerinden çıkan her melodi, çay bahçelerinden derelerine, denizinden ormanına sarmalar tüm coğrafyayı. İnsanlara karşı ofun insanı çok sert bir insan olduğunu gözüküyorlar diye söylüyorlar tabii ki de. Ama bizim ofun insanı yani gerçekten çok mütevazi bir insan. Yani dışarıdan gelen yabancı bir arkadaşlara karşı misafirperver aracılığından olan bir insanlar. O yüzden tabii ofumuzda bir ayrı bir güzellik var. Tabii buradan yukarı bizim yaylalarımız var. Dernek Pazarı, Çaykara işte. Ondan sonra Karaçamogene, Kavlatan Köyü var mesela. Ben şahsen oralıyım. Yani çok güzel mütevazi bir yerlerimiz var. Turistik için ideal bir yerler. Yani bizim burada yani sezonluk bir iş imkanımız var. Çay toplarlar. 3 ay boyunca çayla ilgilenirler. Zaten geri aylarda zaten aldıkları parayla beraber yatışta. Evet, bir 3 ay. Yani az buçuk da bir fındığımız var tabii ki. Fındık genellikle burada fazla olmadığı için, burada genellikle çayımız var olduğu için. Bu arada Zeytinburnu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar buraya geldiği için. Çarşı başındaki caminin hemen yanından yürüyüşünüze devam ettiğinizde modern sokaklar karşılar sizi ve günlük işlerine koşuşturur insanlar. Sadelik ve modern yapılar tüm sokaklarında fark edilir bu ilçenin. Yemek kültürü de çok geniştir of mutfağında. Trabzon deyince hamsiyi listenin en başına yazmak gerekir bizce. Karadenizlilerin hamsi sevdasını bilmeyen kalmamıştır herhalde. Karadeniz'in bu minik balıklarını birçok farklı haliyle görebilirsiniz ofta. Bunların en meşhuruysa tabii ki hamsili pilav. Ayrı ayrı hazırlanan pilavla hamsinin bir araya gelmesinden ortaya çıkar bu muhteşem lezzet. Ancak bir Karadenizlinin usta ellerinde gerçek kıvamını bulur ve sofralarda iştahları canlandırır. Hamsi tavasını herkes bilir.
ama bir de oldukça farklı bir yemek çeşidi daha var ki adı hamsi kuşu. Farklı bir hamsi türünden yapılan bu yemek, hamsilerin arasına konulan peynirle bambaşka bir lezzete bürünür. Yöre yemeklerini anlatmakla bitiremeyiz. Ama buralara geldiğinizde mutlaka karalahana sarmasını, kayganayı, mıhlamayı, mısır ekmeğini ve Laz böreğini tatmadan bir yerlere sakın gitmeyin. Yolunuz düştüğünde değil, her zaman gelmelisiniz bu şirin ilçeye. Öyle plan program yapmanıza da gerek yok. Çat kapı gelin buralara. Çünkü misafir sevenler sizleri ofta beklemekte.